Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İki gündür Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ateşkes müzakerelerinden somut bir sonuç alınamazken New York Times gazetesi çarpıcı bir habere imza attı. İddiaya göre İran beklenen büyük saldırıyı erteledi. Peş peşe gelen suikastların ardından Orta Doğu'da gerilim iyice tırmanırken, gözler İsrail'e ilk yanıtın İran'dan mı yoksa Hizbullah'tan mı geleceğine çevrildi. İran'ın İsrail'e düzenlemesi beklenen geniş çaplı misilleme saldırısının ne zaman olacağı henüz netleşmezken bölgede gergin bekleyiş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkeden gerilimin düşürülmesi çağrısı yapılırken, Orta Doğu'da çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşerek yayılmasından büyük endişe duyuluyor. Amerikalı, İsrailli, Mısırlı ve Katarlı yetkililer dün Doha'da ikinci gün görüşmeleri için bir araya geldi. Görüşmelerin sonunda ortak açıklama yapıldı. Yapılan ortak açıklamada her iki tarafa da köprü kurucu bir öneri sunulduğu belirtildi. Üçlü grup önümüzdeki hafta bu kez Kahire'de masaya oturacak. Tüm dünya büyük çaplı bir savaşın çıkmaması için elinden gelen gayreti göstermeye çalışırken, New York Times gazetesi dikkat çeken bir habere imza attı. New York Times'ta yer alan habere göre, İran yönetimi, arabuluculara ateşkes görüşmelerini sürdürmeleri için zaman tanıyor gibi görünüyor. Gazetenin iddiasına göre, Amerika Birleşik Devletleri'li, İranlı ve İsrailli yetkililer dün Doha'da bir araya geldi. Dün gece sona eren ve bir hafta sonra yeniden devam edecek olan ateşkes görüşmelerinin ardından İran'ın Haniye suikastının intikamı için İsrail'e karşı planladığı misillemeyi erteledi. İddiaya göre İran, arabuluculara Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir ateşkes için zaman kazandırmayı hedefliyor. New York Times'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre ise İsrail istihbaratı Hizbullah ve İran'ın roket ve füze birimlerindeki teyakkuz seviyesinin dün akşamdan itibaren düşürdüğünü bildirdi. Söz konusu habere göre İsrail, İran'ın öncülüğünde gerçekleşecek misillemenin daha sonraki bir tarihte gerçekleşeceğine inanıyor.